Birikimli olasılık dağılımından kesikli veya sürekli olasılık dağılımı elde etme. Bu videomuzda istatistik olasılık dersinin önemli kavramlarından birisi olan birikimli olasılık dağılımını bize verdiği zaman ondan geriye dönüp de onu oluşturan kesikli veya sürekli olasılık dağılımını nasıl elde edeceğimizi inceleyeceğiz. Yani bu videomuz büyük Fx yani birikimli olasılık dağılımı, diğer bir ismiyle kümülatif olasılık dağılımı, diğer bir ismiyle toplam olasılık dağılımı, isimlendirmeye doyamamışlar. Tekrar ediyorum en yaygın üç kullanımını. Birikimli olasılık dağılımı, kümülatif olasılık dağılımı, toplam olasılık dağılımı, İngilizce'de ise cumulative distribution function diye geçer. Büyük Fx'ten küçük Fx'e nasıl döneceğimizi inceleyeceğiz. Yani küçük Fx dediğimiz şey kesikli olasılık dağılımı veya sürekli olasılık dağılımı. Bir büyük Fx kesikliden veya sürekliden oluşmuş olabilir. Dönüşünde de ona göre düşünceler içinde bulunmalıyız. Bundan önceki videomuzda kesikli bir olasılık dağılımından birikimli olasılık dağılımı nasıl oluşturulur incelemiştik. Ve bir büyük Fx bize verildiği zaman kesikliden mi oluşmuş, sürekliden mi oluşmuş, nasıl tespit edeceğimizi de konuşmuştuk. Burada tamamen bunun artık uygulamasını yapacağız. İki tane örnek yazdım buraya. İki tane kümülatif olasılık dağılımımız söz konusu. Birikimli olasılık dağılımı, büyük Fx. Bunlardan birisi kesikli olasılık dağılımından oluşmuş, birisi sürekli olasılık dağılımından oluşmuş. Bunun tespit edilmesi çok kolaydır. Büyük Fx'in içindeki buradaki bütün sayılar, bütün ifadeler diyelim, bütün sayılar doğru olmadı. Bütün ifadeler sayı ise, yani x'li bir şey yoksa, x'li bir şey yoksa, bunu oluşturan küçük fx kesikli olasılık dağılımıdır. Fx kesikli. Buradaki büyük fx'e baktığımızda bunun içerisinde x'li bir şey bulunursa, x olursa, bu birikimli olasılık dağılımını oluşturan küçük fx süreklidir. Kesikli ise geriye nasıl döneceğiz? Sürekli ise geriye nasıl döneceğiz? Şimdi onlara gelelim. Kesikli ise geriye dönüşü öncelikle rastgele değişkenlerimizi belirleyerek yapacağız. Buradaki gördüğümüz bütün sayılar bizim rastgele değişkenlerimizdir. Eşitlik olanlar. 1 rastgele değişkenlerimizden birisi. 4 rastgele değişkenlerimizden diğeri. 5 en son rastgele değişkenimiz. Küçük fx'e dönerken bu rastgele değişkenimiz. Neler varmış rastgele değişken? 1, 4, 5. Küçük fx'imiz. Burada x 1 iken, x 4 iken ve x 5 iken bizim olasılıklarımız söz konusu. Şu şekilde geriye döneceğiz. X 5'te sonucun olasılığın kaç olduğunu bulmak için 5'tekinden bir öncekini çıkartırız. Buradan 1'den 1 bölü 2'yi çıkartırsak 5'te olasılığın kaç olduğunu buluruz. 1'den 1 bölü 2 çıkartırsak 1 bölü 2'dir. Sonra 4'te olasılığın ne olduğunu bulacağız. Burada şu şekilde geriye doğru gidiyoruz. Sakın ola ki yukarıdan gelmeyin. Oradan birazcık daha ters düşünmek gerekir. En sondan geriye doğru giderek çıkartırız. 1 bölü 2'den 1 bölü 5'i çıkarttığımızda da 4'teki rastgele değişken 4 iken olasılığı bulmuş oluruz. 1 bölü 2'den 1 bölü 5'i çıkartırsak
5, 2, 3 bölü 10. En son birdekini bulmak istediğimizde de 1 bölü 5'ten 0'ı çıkartıyoruz. 1 bölü 5'ten 0 çıkarsa 1 bölü 5. Buradakilerin hepsini topladığımızda sonucun 1 etmesi lazım ki buradakileri toplarsanız 1 edeceğini görebilirsiniz. İşte büyük f(x)'ten birikimli olasılık dağılımından kesikli olasılık dağılımına geri dönmüş olduk. Küçük f(x)'e geriye dönmüş olduk. Yaptığımız şey sadece çıkarmaydı. Tabii ki bunun ne olduğunu tespit ettik öncelikle. Buradaki büyük f(x)'in kesikli bir olasılık dağılımından oluştuğunu tespit ettik. Çünkü içerisi tamamen sayılardan oluşuyor. Alttakine baktığımızda ise bu büyük f(x)'in sürekli olasılık dağılımından oluştuğunu tespit etmiştik. Büyük f(x)'in türevini alırsak, sürekli ise sürekliden oluştuğunu tespit ettiysek bu büyük f(x)'in küçük f(x)'e dönmek için türev kullanmamız gerekir. Buradaki büyük f(x)'in türevini alırsak küçük f(x)'i verelim. Başlayalım. Küçük f(x) sıfırın türevi sıfırdır. X küçük bir iken x kare eksi 1'in türevi 2x'tir. Alttaki şunu şöyle düşünmek daha doğru. X kare bölü 8 eksi 1 bölü 8 türev alırken x kare bölü 8'in türevi 2 başa geçer. 2x bölü 8 olur. Eksi 1 bölü 8'in türevi 0 eder. 2 ile 8 sadeleşir. X bölü 4. X bölü 4 x 1 ile 3 arasındayken 1'in türevi 0 x büyük 3 iken. İşte küçük f(x)'e geriye döndük. Eğer ki bir kümülatif birikimli olasılık dağılımının içinde x'li bir şey varsa geriye küçük f(x)'e dönerken sadece ve sadece türev almamız gerekiyor. Bunu da şöyle daha güzel yaparlar. İki tane sıfır ayrı ayrı yazılmaz. X bölü 4 x 1 ile 3 arasındayken 0 diğer durumlarda. Bu büyük f(x)'i oluşturan küçük f(x)imiz buymuş. Eğer ki büyük f(x)'in kesikliden oluştuğunu anlarsak çıkarmayla geriye döneceğiz. Büyük f(x)'in sürekliden oluştuğunu anlarsak türev ile geriye döneceğiz. Türevini aldığımızda küçük f(x)'i bize verecek. İşte birikimli olasılık dağılımından kesikli veya sürekli olasılık dağılımına dönüşler bu şekilde gerçekleşir. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.